Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Dünyaya bir rahmet gibi gelen zat, vefat edeceklerinden önce gerek Medine'sinde gerek Mekke'sinde her dem sahabeye bir şeyler anlatıyorlardı. Her dem gönülleri yıkıyorlardı. Bazen Kur'an söylüyordu, Resulullah inen vahiy alıyordu, insanlara iletiyordu. Bazen sünnet konuşuyordu, Cebrail manasını Resulullah'ın kalbine ilka ediyordu. Vahyi gayrimetlu olan, okunmadan, namazda okunmayacak vahiy sınıfından olan hadisler Resulullah'ın mercan dudaklarından sahabi yüreklerine bir rahmet gibi geliyordu. Selam olsun o zata. An Ebi Zer ve Muaz ibn Cebel radiyallahu anhuma ennen nebiyye aleyhissalatu vesselam kâle sittete eyyâmin sümme a'kil ya Ebâ Zer ma yukâlu leke ba'du. Bu hadisi hem Ebu Zer hem de Muaz ibn Cebel, o Muaz ki sonraları Amvas tavuğunda Suriye'de vefat edecek, bugün Ürdün yakasında gömülüdür Muaz ibn Cebel. Selam Muaz'a. Bir gündü Fahri Kainat Ebu Zer Gıfari'nin yanındaydı. Şöyle buyurdular: Sittete eyyâmin sümme akil ya Ebu Zer. Ebu Zer, 6 gün sonra sana söyleyeceğimi iyi anla, iyi belle unutma. Unutmayacaktı Ebu Zer. Ben tahmin edebiliyorum Ebu Zer'in o 6 gün boyunca nasıl geceler geçirdiğini. Tahmin ediyorum Ebu Zer'in nasıl geceler uykusuz geçti. En büyük muallim Fahri Kainat insan ruhunu öylesine dokuyordu, okuyordu. İlmik ilmik rahmet dokuyordu Fahri Kainat. 6-7 gün boyunca Ebu Zer sevgiliden alacağı cümleleri almak için sabırsızlanıyordu. 7. gün olduğunda Ebu Zer Fahri Kainat'ın yanı başındadır. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعَ قَالَ اُوْصِيكَ بِتَقْوَ اللّٰهِ ف۪ي سِرِّ اَمْرِكَ وَعَلَى نِيَّتِهِ وَإِذَا أَسَأَتَ فَأَحْسِنْ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَتَ صَوْتُكَ وَلَا تَقْبِدْ أَمَانَهُ رواه أحمد. Yedinci gün Fahri Kainat şöyle diyorlardı Ebu Zerre: Allah'tan korkmanı vasiyet ederim. Hem sırda kimse yokken, iç aleminde, ruh aleminde, geceleri tenhadayken Ebu Zer, kimse yokken bir Rabbimle iç alemindeyken, hem dış aleminde aleni halde, sırlarında ve aleni olan işlerinde Allah'tan kork. Bir kötülük mü işledin Ebu Zer? Akabinde hemen iyilik et. İnsanlardan bir şey isteme. Hani ya hani. Diyelim ki kırbacın yere düştü. Al, eğil ve al. İnsanlara deme ki eğilin bana verin deme. Eğilsen al Ebu Zer. Ve sonra sakın emanet sırtlanma diyordu. Sırrında Allah'la beraberken, gece diyelim ki kimse yokken, sen varken, insanların yanındayken Allah'tan kork, takva sahibi ol, görüyor insanlar diye değil, görmüyorlarken de, iç aleminde nefsinle mücadele ederken, mübareze ederken, Rabbinle beraber ol Ebu Zer,
Hani hadiste diyordu ya, Müslim'in rivayetinde ifade edildiği gibi, وَعْبُدُ اللّٰهُ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ. İhsan hadisinde anlatılırken, Allah'a öylesine ibadet et ki o seni görüyor, sanki sen de onu görüyormuşçasına, o zaten seni görüyor, sen de öyle ibadet et. Dünyadan gaybubet et, dünyadan ayrıl, kalbin dünyada olmasın, en azından namaz halindeyken. Sonra insansın ya, hata edebilirsin, günah işleyebilirsin. Günah işlediğinde hemen akabinde bir iyilikle Allah'a yönel. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Müslüman adam Rab'tan ümidini kesmez. Günahtan ümidini kes. Rabbına yönel. Öyle ki Allah'tan gayrısından bir şey de isteme. وَلَا تَسْأَلَنَّ اَحَدًا شَيْئًا وَاِنْ سَقَطَ صَوْتُكَ. Bir gündü Hazreti Ömer, devenin üzerindeydi halife, kırbaç düşecekti. Ebu Zerre söyleniyordu ama Ebu Zerre'nin dostları da biliyorlardı bu hadisleri. İniyordu devesinden Hazreti Ömer, alıyordu kırbacı, yeniden çıkarak devesinin üzerine. Oradakilerden biri Hattab'ın oğluna diyeceklerdi ki, ey emirel müminin, emretseydiniz de içimizden biri elbiseyle alsaydı. Hazreti Ömer şöyle diyecekti, ben devenin üzerindeyken demin Hattab'ın oğlu Ömer'dim. Kırbacım düştüğünde Hattab'ın oğlu Ömer'dim. Eğilip aldığımda yine Hattab'ın oğlu Ömer'im. Öyle buyuruyorlardı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, "Ehabbun nâsi ilen nâs men istagna anin nâs ve abgadun nâsi ileyhim men ihtâce ileyhim. Ehabbun nâsi ilallahi men ihtâce ilallah ve abgadun nâsi ileyhim men istagna an ve ihtâce ila gayrih." Baştan sona rahmet kokan bir hadis. Allah Resulü şöyle buyuruyorlardı. İnsanlar için en muteber insan şu insandır ki, İnsanlar için en iyi insan şudur, insanların nazarında insanlardan bir şey istemeyen. İnsanlar için de en buğz edilen insan, İnsanlara muhtaç olandır. El açtınız mı insanlar uzaklaşır. Hani bir verir, iki verir, üç verir. Sonra der ki bitti der. Halbuki insanlar içinde Allah'a en hoş gören, görünen insan Allah'tan istemeye devam edendir. Ve insanlar içerisinde Cenab-ı Allah'ın en buğz ettiği insan şu insandır ki, Allah'tan müstağni olup da insanlara Allah'tan gayrısını el açandır. Allah onu sevmez. Allah ister ki kul kendisinden istesin, başkasından değil. Onun için rahmet ister ki kul Allah'tan istesin.
başkasından değil. Rivayet edilir ki bir gündü yine Resulullah'ın sahabesi vardı. Zâde yevmin kânen nebiyyü beyne ashabi. Güzel bir gündü, rahmet vardı günde. Çünkü şehir Medine'ydi. Çünkü zat Resulullah'tı. Çünkü cemaat sahabe cemaatiydi. Nur iniyordu, rahmet iniyordu o gece. O mekana rahmet geliyordu, zulmet yoktu. Şeytanlar kaçışıyorlardı. Resulullah'ın yanındayken sahabe Resulullah'a bir zattan bahsettiler. Dediler ki ya Resulallah, bir adam var. Yasumun nehar ve yakumun leyle ve yuksiru mine zikri. Çok zikreder Allah'ı. Geceleri namaz kılar. Gündüzleri oruç tutar dedi. Ve zannu ennen nebiyye seyefrahu bihâzer raculi. Sümme seyatlubu minhum. Zannediyorlardı ki Resulullah sevinecektir. Ve seyatlubu minhum en yeştebihu bihi ev yeteşebbehu bihi. Ona benzeyin diyeceğini zannediyorlardı. Sanki Resulullah hiç duymuyordu, kulak vermiyordu söylenenlere. Eyyukum yekfihi ta'amehu ve şerabe. Şu soruyu soruyordu Resulullah. Onun ekmeğini yemeğini hanginiz karşılıyorsunuz? Bu geceleri sabahları uyumayan, çalışmadan, gündüzleri oruç tutan adam, hep Allah'ı zikreden adam, ekmeğini nereden karşılıyor diyordu Fâri Kâinat. Kulluna ya Resulallah dedik. Hepimiz karşılıyoruz. Onun yüklerini biz karşılıyoruz ya Resulallah dediğinde kullukum hayrun minhu diyordu. Dengelerin Resulü. Mizanı koyan peygamber kullukum hayrun minhu diyorlardı. Hepiniz ondan daha hayırlısınız. Sahabi anlıyordu. İmme olmak, yük olmak, başkasının başına bela olmak Fahri Kainat istemiyordu. Sevmiyordu Nebiler Nebisi. Onun içindi Ebu Zerre la tes'elenne ahaden şey'a. Hiç kimseden bir şey isteme. Ve in sakata savutuk. Kırbacın dahi düşmüş olsa yere kaldırıp sen kaldır onu. Hazreti Ali anlatıyor. Bir gün açtım. İmkanım yoktu da. Medine'de iş arıyordum. Bir kadın gördüm, toprağı ıslatıyordu. Ne yapıyorsun kadın dedim. Kovadan su getiriyorum, kuyudan su çekerek. Ben senin için çekebilirim dedim. Ve her kova için bir hurma ile anlaştık. Öyle diyor Hazreti Ali. 16 kova çektim. فَمَلَأْتُ لَهَا سِتَّةَ عَشَرَ زَنُوبًا حَتَّ حَمَرَّتْ اَيْدِ diyordu. 16 kova çektim, ellerim kıpkırmızı oldu. فَعَدَّتْ لِيَ سِتَّ عَشَرَةَ تَمْرَةً 16 hurma saydı bana. فَاَخَذْتُهَا وَزَهَبْتُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ وَاَخْبَرْتُهُ بِمَا حَدَثْ فَفَرِحَ وَاَكَلَ مَعِي مِنْهَا. Allah'ın Resulüne gittim, anlattım ona. Fahri Kainat benimle beraber hurmalar yiyordu. Elimin kazandığını, başkasına yük olmadan kazandığım için koca Hazreti Ali bir kadın için su taşıyordu. Kovadan su çıkarıyordu kovayla. Kuyudan böyle kazanıyorlardı. Thank you.
ve vasiyetinin, tavsiyelerinin son bölümünde Ebu Zerre, Allah Resulü öyle buyuruyorlardı. وَلَا تَقْبِدْ اَمَانَةً مَا لَمْ تَكُنْ اَهْلًا لِحِفْظِ الْاَمَانَةِ Görev alma. Emaneti koruyamıyorsan görev alma. İnsanlar birbirlerinin sırtına basıp bir yerlere gelmek için ne kadar uğraşıyorlar değil mi? Kimse düşünmüyor yapar mıyım yapmaz mıyım? Öldüğüm gün arkamda ne bırakacağım diye kimse düşünmüyor. İnsanlar ne kadar cesurlar ya Rab. Birbirleriyle savaşırken insanlar ne kadar cesurlar. Üstelik birbirlerinin aleyhinde birbirlerini ezip geçerken insanlar ne kadar cesurlar. Ve Ebu Zer kendisi söylüyor. Ben Resulullah'tan bir gün yöneticilik istedim. فَضَرَبَ الرَّسُولُ بِيَدِي عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالْ يَا أَبَا ذَرٍ اِنَّكَ ضَعِيفٌ وَاِنَّهَا اَمَانَةٌ وَاِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ ف۪يهَا Ravahu Muslim. Fahri Kainat şöyle buyuruyorlardı. Ebu Zer omuzuma vuruyordu. Ben bir görev istediğimde. Sonra şöyle diyorlardı ya Ebu Zer. Emanet. Yöneticilik bir emanettir. Sen ise zayıfsın. Zayıf görev zayıf olmasına rağmen yük alanlar ahiret aleminde büyük bir nedamet yaşayacaklar. Hakkıyla alıp hakkıyla yapanlar hariç. Fahri Kainat'ın bu mübarek sözlerinin her biri akla erenler için, akıl almak isteyenler için, tefekkür ve tezekkür etmek isteyenler için binlerce derse doludur. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Ebu Zer anlatıyor. Ahmed İbni Hanbel'in Taberani'nin Şabi'nin Ebu Zer'den rivayet ettiği bir hadiste Anne Ebi Zerrin radıyallahu anh Evsani halili aleyhissalatu vesselam bi seb'in. Öyle diyordu Ebu Zer. Halilim, dostum, sevgilim, Resulullah halil diyebilmek. Halil diyebilmek Fahri Kainata, dost, sevgili diyebilmek ne kadar zor. Sahabe öyle diyordu Ebu Zer gibileri. Bana 7 şeyi anlattı Halil'im. Hubbul mesakin ve en edve minhum, onlara yakın olmamı ve en enzura ila men esfele minni, maddi imkanlar açısından benden daha düşük seviyede onlara bakmamı istedi. Ve la enzura ila men huve fevki, maddi imkanlar açısından üstündekilerine bakma dedi. Ve en asla rahimi ve in cefani, akrabalarım benden uzak olmuşsa da onlara yakın olmamı, ilgiyi koparmamamı emrediyordu. Ve in ve en uksira min kavli la havle ve la kuvvete illa billah, bu kelimeyi bol bol la havle ve la kuvvete illa billah kelimesini bol bol söylememi bana Resulullah emretti. Ve ene tekelleme bi burril hak, hak eğer acı dahi olsa gerçeği söylememi emretti. Ve en la te'huzeni fillahi levmete laim, ve gerçek konusunda hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmeden hakikati haykırmamı emretti. Ve en la es'elen nâse şey'e, insanlardan bir şey istemememi Fahri Kainat bana söyledi diyor Ebu Zer. Bir tefekkür ediniz, düşününüz. Resulullah'ın söylediği şeyler. İnsan yaşayabilse hakikaten, hayatına tatbik edebilse, bütün cemiyetlerde, bütün insanlar diğer insanlara karşı bu ölçülere dikkat edecek olsalar sıkıntı kalır mı acaba?
Yoksa her taraf bir reyhana mı dönüşür? Her taraf gülistan mı olur? Elbette ki gülistan olur. Fahri kainatın anlattığı şeyleri, sahabesine söylediği şeyleri bugün dünya, keşke bütün insanlık yaşayabilse. Keşke televizyon ekranlarının her 10 dakikasından birinde Resulullah'ın mübarek cümlelerinden bir cümlecik konulsa böyle. Kendilerini kaybetmiş olan insanlara, bir kısmı şehvetlerine esir düşmüş, bir kısmı birbirleriyle cedelleşen, bir kısmı dünyayı soymaya gayret eden, bir kısmı Rabb'i unutmuş olan, bir kısmı paraya tapmış olan, bir kısmı kadına tapan, bir kısmı erkeğe tapan, bir kısmı menfaatini ilah görmen zavallı insanlara bir hidayet kapısı olmaz mıydı? Müslüman olmak kimseye bir şey kaybettirmez. Müslümanlıktan korkmamak gerek. Dinsizlikten korkmak gerek. Ateizm korkutur. Satanizm korkutur. Allah'tan uzaklık korkutmalı. Müslüman olmak değil. Yanlış Müslümanlık varsa, İslam'ı yanlış anlıyorsa bazılarımız, o zaman doğru bir eğitimle doğruyu anlatacağız. Gönüller kazanacağız. Gönüller. Fahri kainat miskinleri severdi, fakirleri severdi. Dostları hep onlar değil miydi? Bilaller hep öyle değil miydi? Ebu Zerler hep öyle değil miydi? Abdurrahman bin Avf gibi, Sıddık-ı Ekber gibi zenginler çok azdı. Mustazaf olan, fakir olan, ezilmiş olan insanların yanındaydı Resulullah. Onları ayağa kaldırıyordu, sıkıntılarını gideriyordu Resulullah. Nebiler nebisi. Bazen ya Rabbi, beni miskinlerle haşret. Vahşurni fi zumretil mesakin. İbn-i Mace'nin ve Hakim'in Müstedrek adlı eserinde rivayet ettiği hadiste. Beni miskinlerle öldür. O anlamı şu değildi. Dilenen garipler hayır. İmkan bulamadı, sabretti. Onların ecri büyüktür, beni de onlarla beraber et. Bulamadı, harcayamadı. Allah'ın Resulü onları kastediyordu. Onlarla beraber olmak, inkar etmiyorlardı çünkü. Haramdan kazanmaya çalışmıyorlardı, bulamadılar ya. Ekmek bulamamışlardı. Çocuğuna belki ekmek bulamadı. Belki su bulamadı. Belki süt veremedi. Üstüne örtecek örtüsü yoktu. Allah'ı biliyordu ama. Rabb'a eğilmeyi biliyordu. Allah'ım beni miskinlerle. Zaten bir hadisinde innema tunsaruna ve turzakuna biduafaikum. Zayıflarınızın hürmetine yardım ediliyorsunuz demiyor muydu sevgili? Ma kalla ve kefa hayru mimma kesura ve enha. Ne kadar güzeldi. Ahmed İbn Hanbel'in rivayeti. Az olup yeten, çok olup da azdırandan daha hayırlıdır diyordu. Ve sıkıntılar geldiği zaman ölçüleri anlatıyordu Fahri Kainat. İza şteddet bikel belva fefekkir fi elem neşrah fe usrun beyne yusreyni iza fekkertehu tefrah. Ne kadar güzeldi. Sıkıntın çoğaldı mı senin? Hadi elem neşrahı düşün. İki kolaylığın arasında bazen zorluk olur. Bak bak. Zorluktan sonra mutlaka iki kolaylık gelecektir. Düşün bunu, rahatlarsın diyorlardı. Ölçüler Fahri Kainat'tan, akraban,
ortada çok önemli. Senin dinine ve namusuna zarar verecek bir şey olmadıktan sonra, senden uzaklaşmışsa da ufak dünya menfaatinden dolayı irtibatını kesmediyorlardı. Bir hadiste Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'nin rivayetinde Fahri Kainat öyle diyeceklerdi. İza kâle l-abdu la ilahe illallah vallahu ekber kâle Allahu celle celaluhu sadaka abdi la ilahe illa ene. Kul la ilahe illallah dediği zaman, vallahu ekber dediği zaman Allah celle celaluhu şöyle buyuracak: kulum doğru söyledi, benden başka ilah yoktur ve en büyük olan benim. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ Allah'tan başka ilah yok, şeriki yok dediği zaman sadaka abdi diyecek Allah Celle Celaluhu. وَاَنَا وَحْدِي لَا شَر۪يكَ لِيمْ Ben tekim, benim ortağım yok diyecek Celle Celaluhu. وَإِذَا قَالَ عَبْدُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Kul bunu dediği zaman, Allah'tan başka ilah yok, bütün güç kudret Allah'ındır dediği zaman Allah şöyle buyuracaktır: sadaka abdi, la havle ve la kuvvete illa bi. Ve men kâlehunne indel mevti lem temessehun nâru. Öyle buyuruyordu Fahri Kainat. Kim ölüm esnasında bunları söylerse, yani la ilahe illallah veya la havle ve la'yı söylerse, ona ateş dokunmayacaktır. Ve Tirmizi'nin, Nesai'nin ve İbn-i Hibban'ın bir rivayeti. Hani adam Bismillah dediği zaman muktedir olan Allah diyeceklerdir ki hudiyet, ev hudiyete, hidayete erdin. Kul tevekkeltu Allah dediği zaman, Allah'a yöneldim dediği zaman kufiyete minen nar, yani ateşten korundun denecektir. Kul la havle ve la kuvvete illa billah dediği zaman Allah diyecektir vakvukite, cehennem ateşinde ebedi kalmaktan kurtuldun. İşte o zaman şeytanlar uzaklaşacaklar oradan. Şeytanlar diyecekler ki bu adam kurtarmıştır, daha ondan alabileceğimiz bir şey yoktur. Ve Fahri Kainat'ın o konudaki cümlesi ağır da gelse, acı da gelse hakikati ifade et. وَلَوْ كَانَ مُرًّا Zor, hoşuna gitmeyecek olsa dahi hakikati ifade edin. Hani bir anlayış var bizde: bana dokunmayan yılan bin yaşasın, ama yılan dokunur, sana dokunmasa evladına, dokunmasa küçük torununa dokunacaktır. Özelliğinde, yaratılışında ısırmak vardır, zehir akıtmak vardır. Ondan uzak durman gerek veya onu uzaklaştırman gerek. Gerçeği söyleyeceksin. Ama gerçeği söylemenin bir ölçüsü vardır. Hani dövüp sövüp söylemek vardır. En yumuşak şekilde düşmanlığı bile tatlı hale getirecek olması gereken ikincidir. Çünkü Allah'ın Resulü o metodu takip ettiler. O yolu takip ettiler. Hep o yolu sevdiler. Biz Müslüman olarak o yolu takip etmek zorundayız. Ah, bu ölüm nefesimi kesiyor. Topraklardan soğuk yerler esiyor. Şeytan ille imanını ver diyor. Rabbim rahmet eyle. Rahmet eyle bizi kullar.
Karlar soğuk yerleri siyor. Şeytan ille imanını ver diyor. Rabbim rahmet eyle bizi kullarına. Rabbim rahmet eyle bizi kullarına. Ölüm nefesimi kesiyor, topraklardan soğuk yerler esiyor. Şeytan ille imanını ver diyor. Rabbim rahmet eyle bizi kullarına. Rabbim rahmet eyle bizi kullarına. Ve İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظ اغتنم خمسا قبل خمس Hakimin Sahihayn'ın Buhari ve Müslim'in şartı üzerine sahihtir dediği bir hadistir bu. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil diyorlardı. Şebabeke kable heremik. İhtiyarlığından önce gençliğinin kıymetini bil. İbadetle, taatla Allah'a yönelişle doldur. Nice Müslüman var ki doğrusu dil demeye gelmek gelmiyor ama söyleyelim hadi ya. İş işten geçtikten sonra dönüş yapıyor. O da iyidir, dönüş yapsın da niye gençliğinde? Bırak gençliğini yaşasın diyorlar. Öyle mi? Kimden sana daldın genç ölmeyecek diye? Kimden sana daldın Allah onun tövbesini kabul edecek diye? Bu kadar kolay olmayın. Tedbirinizi alın da Rabb'a bırakın ama tedbirinizi alın. Şebabek kabule haramik evhiramik vasihateke kable sakamik. Hastalığından önce sıhhatinin kıymetini bil. Ve gineke kable fakrik. Fakrından önce, fakir düşmeden önce zenginliğinin, zengin günlerinin, imkanlarının kıymetini bil. Ve feragik kable şuhlik. İşin çok olmadan önce boş zamanının kıymetini, boş diye ifade edilen zamanın kıymetini bil. Ve belki en dokunaklısı ve hayate kable mevtik. Ölümünden önce hayatının kıymetini bil. Hani hadise ifade ediliyor ya, beş şeyden sorulmadan önce kişi hakkında hüküm verilmeyecek. İşte bu hadis bunları anlatıyor aslında. Dikkat edeceksin.
Çünkü ahiret gününün kapısına geldiğin zaman yapacak bir şey yoktur artık. Dönüş yapmak istersen de nerede? Alacağın günlerde, rahat edeceğin günlerde, iyi olabileceğin günlerde, zor günlerin için hazırlık yapman gerekiyor. Hayatike kable mevtik. Ölümünden önce hayatının kıymetini bil. Dediği gibi şairin, senezulu kema zala abauna ve yabki zamanu ala ma tera. Sen de gideceksin dedenin gittiği gibi. Zaman duracak yerinde, şimdi gördüğün gibi. Değil mi? Seyasirunlar o yevmen ceseden ma fihi ruhun. Bir gün insan şu et ve kemik cesede dönüşecektir. Ruhsuz ve hareketsiz. Hiç ölü gördünüz mü siz? Hiç nefessiz kalan gördünüz mü hiç? Hareket edemeyen, sapsarı kesilmiş olan cansız vücutlar gördünüz mü hiç? Zorunuza mı gidiyor bu cümleleri söylediğim zaman? Ürküyor musunuz? Vallahi bir gün siz de vücut, hareketsiz vücut haline geleceksiniz. Gözleriniz kapanacak, sizi yıkayacaklar. Vallahi bir gün sizi de kefenleyecekler. O gün sen ve amelin varsın. Onun dışında hiçbir şey yoktur. O gün Allah'la iyisen, Müslümansan, iyi Müslümansan kurtardın. Yoksa bütün dünya senin olsa, bütün insanlar senin olsa, bütün dünya senin olsa, bütün zuhrufatıyla, içindeki bütün şatafatıyla ne kıymeti var söyler misin a dostum? Kim seni kurtaracak, kim? Komşun mu kurtaracak, müdürün mü kurtaracak, işverenin mi kurtaracak, baban mı kurtaracak, hanımın mı, evladın mı, kocan mı? Kim kurtaracak seni? Allah'ın huzuruna yanlış gidersen kim seni kurtaracak? Hazreti Osman ne ağlardı biliyor musunuz? Mezarların başına geldiğinde Osman ne ağlardı biliyor musunuz? Diyorlardı ki Osman'a radıyallahu anh, niye bu kadar ağlıyorsun? Diyordu ki, bu kabirler var ya ilk menzildir. İnsan orada kurtarırsa kurtaracak. Yok insan oradan kurtarmazsa heyhat, yazık olacak insana. Hiçbir şey yapamayacak. Öyle diyordu Hazreti Osman. Düşünebiliyor musun? Ve sahabi anlatıyor. Haracna ma'an nebiyyi aleyhissalatu vesselam fi cenazeti raculin minel ensar. Medineli bir adamın cenazesindeydik. Resulullah'la beraber çıktık. Fentehine ilel kabr. Mezara geldik. Kazılıyordu. Fecelese Resulullah aleyhissalatü vesselam ve celesne havle ve keenne ala ruusine tayr. Resulullah'ın yanına oturduk etrafına. Başlarımızda sanki kuşlar vardı. Allah'ın Resulü dalgınlardı. Düşünceliydi fahri kainat. Ve fi yedihi udun yenkuthu bihil ard. Resulullah'ın elinde bir dal vardı da yere çizgiler kazıyordu, oynuyordu yerle. Hani dalgın olursunuz, düşünceli olursunuz da toprakla oynarsınız ya taş, elinizde bir şey vardır. Sonra başını kaldırdı. Farafa ra'se
فقال أستعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. Allah Resulü iki veya üç defa öyle buyurdular. Kabir azabından Allah'a sığınırım. Fahri kainat iki veya üç defa bunu üst üste söyledi. Sümme kâle innel abdel mu'min izâ kâne fî inkıtâi mined dünya ve ikbalin alel âhira. Hani kul mümin kul, dünyanın son anında ve ahiretin ilk anındayken. Nezere ileyhi melâiketu mined semâi biyudul vücûd. كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحُنُوتٌ مِنْ حُنُوتِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُ مِنْهُمْ مُدَّ الْبَصَرِ مَدَّ الْبَصَرِ. Tam o anda melekler iniverirler. Yüzleri parlak olan güzel melekler. Yüzleri şems gibi, güneş gibiydi. Kefen, ellerinde kefen vardı. Cennetten inmiş bir kefen vardı. Gözleri alacak kadar yakına otururlar. Sonra ölüm meleği gelir. Başının yanında oturacak. Şöyle diyecektir Müslümana. Eyyühe eyyetuhen nefsut tayyibe. Ey güzel nefis, uhrucu ila mağfireti minallah. Hadi Allah'ın mağfireti için çık oradan. Sahabi diyor ki çıkacaktır. Fetesilu kana tesilul kitretu min men fissika. Hani sanki o bardağın içerisinde suyun çıktığı gibi çıkacak rahatça. Melek onu alacak, hiçbir yere bırakmayacak. Sonra alacak onu, kefene saracak. Kokular içerisine Müslüman kişinin vücudunu, ruhunu yani. Sonra ondan güzel bir koku çıkacak, mis kokusu. Bütün yerini kaplayacak. ثُمَّ يَسْعَدُ بِهَا فَلَيَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَ اِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّحُ الطَّيِّبُ. Meleklerin yanından göklere doğru gittiklerinde melekler diyecekler ki bu güzel ruh kimin ruhu diyecekler. Diyecekler ki melekler fulan ibn fulanin bi ahsani esmaihi lati kanu yusammuna biha fid dunya. Hani insanlar onun için iyi adam, cömert adam, Müslüman adam, camideki adam demişlerdi ya, hani o isimlerle onu çağıracak melekler. Sonra dünya semasına gelecekler. Kapılar açılacak. Sonra bütün göklerdeki melekler ona yönelecekler. Yedinci kapıya, yedinci semaya gelinceye kadar Allah Celle Celaluhu buyuracak. Uktubu kuttubu abdi fi'alliyine ve idu ilel ardi fe inni minha halaktuhum. Ey kullarım, onu yazınız, onu illiyin makamına yazınız, sonra onu tekrar yere indiriniz. Sonra çünkü insanları oradan çıkardım, onlara dönecekler. Tekrar yeniden diriliş oradan olacak. Sonra yeniden ruhu vücuduna iade edecek. Melekler gelecek. Men rabbuk diyecekler ona. Rabbin kimdir? Feyakul rabbiyallah. Rabbim Allah'tır diyecek. Sorgu başlayacak mezarında. İki melek feyakulani lehu. Ve ma dinuk. Din yel İslam diyecek. Dinim İslam'dır. Feyakulani lehu. Ma hazer racülellezi. Bu ise fikum se göndermiş olan bu adam hakkında ne dersin? Huve Resulullah, o Allah'ın peygamberidir diyecek. Diyecekler ki sen nereden biliyorsun onun Allah'ın peygamberi olduğunu? Diyecektir ki karatu kitaballah fe amentu bihi ve saddaktu. Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim, onu tasdik ettim. O Muhammed Mustafa benim peygamberimdir. Bir ses gelecek gökten, feyunadi munadin fis sema en sadaka abdi fa afishuhu min el cenne ve albisuhu min el cenne ve iftahu lehu baban ila el cenne. Bir ses gelecek, kulum doğru dedi, ona cennete yer ayırınız, onu cennet şeyleriyle, elbiseleriyle giydirin, ona kapılar açın, cennete gidecek kapılar açınız. Sonra onun önüne çok güzel simalı bir raculun husnul vecihi, yüzü çok güzel olan bir adam gelecek. Elbiseleri güzel olan, güzel kokan bir insan. Adam şaşıracak, men ente diyecek. Sen kimsin? O güzel yüzü diyecek ki ene ameluke salih. Ben senin salih amelinim. Kıldığın namazım, tuttuğun orucun, söylediğin zikrinim ben.
yaptığın haccım ben, Allah için yaptığın amelimim diyecek. Adam diyecek ki ya Rabbi, ya Rabbi, kıyameti kaldır ya Rabbi. Kıyameti kaldır. Kaldır da ehlime gideyim. Onlara hemen haber vereyim ya Rabbi. Çocuklarım gelsin görsünler halimi. Birden kıyamet kopsun isteyecektir. Ama Allah bekletecek onu nimet içerisinde o aleme kadar. Sonra Fahri Kainat'ın mübarek yüzünde bir gerilme vardı. Güzeli anlatmıştı. Şimdi Fahri Kainat öteki tarafı anlatacaktı. Diğer kişiyi anlatacaktı. Kötülüklerle beraber gelmiş olan. Şöyle buyuruyorlardı mübarek simaları. Rahatsızlıkla geriliyordum. Ve innel abdel kafir. Kafire gelince. İza kâne fî inkıtâin mined dünyâ ve ikbâlin mined âhireh. Nezele ileyhi melâiketu mined semâ sûdul vücûh. Ve ma'ahumul mesûh. Dünyanın sonunda, ahiretin ilk başında olduğunda melekler inecektir. Yüzleri siyahtır. Ellerinde sert bir elbise vardır. Gözün görebileceği bir yerde duracaklar. Sonra ölüm meleği beklenecek. Ölüm meleği gelecek. Başın ucunda oturacak zalimin. Allah'ı bilmeyenin. Eyyetuhen nefsul habise uhruci ila sahtim minallah ve gadab. Ey kötü nefis, habis, çirkin şeytanlaşmış nefis, hadi çık Allah'ın gazabıyla, Allah'ın seni sevmemesiyle çık. فَتَفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ فَيَنْزِعُهَا كَمَا يَنْزِعُ السُّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ. Bütün vücuduna yayılacak, ruhu çıkarılacak, ıslak yünden demirin çekilmesi gibi çekilecek. Islak yünden demir çekilir mi? Hiç ıslak yüne, şu yorganların yününe, pamuğa demirin konduğunu, demirin çekildiğini görür müsünüz? Pamuğu da beraber götürür ya. Ruhu öyle çekilecek. Ve kenara atılacak. Ondan kokuların en çirkini çıkacak. Cife kokusu çıkacak. Yeryüzünde olan kokulardan en kötüsü. Meleklerin yanından geçecekler. Melekler diyecekler ki kim bu habis ruh? Fulan ibn-i filan, falancan oğlu filanca diyecekler. İnsanların tanıttığı gibi hani bu Allah'ı inkar ederdi ya, hani bu Kur'an'dan nefret ederdi ya, hani bu namaz sevmezdi ya, yani peygamberi sevmezdi ya. İnsanların anlattıkları kötü lakaplarla anılacak. O lakaplarını söyleyecekler. Dünya hayatında söylemiş olan en kötü lakaplar. Ya Rab, sana sunuyoruz. Azametin hakkı için, Esma-i Hüsna'nın hakkı için, İsmi Azam hakkı için ya Rab, bizi bunlardan eyleme. Belki amelimiz azdır ya Rab, ama imanımız vardır. Kur'an'ı seviyoruz ya Rab, dostlarını seviyoruz. Sevemezsek de dostlarını sevenleri seviyoruz. Sadıkız imanımızda ya Rab. Mahşere inanıyoruz, kabre inanıyoruz ya Rab. Dirilteceğine inanıyoruz. Sana teslim olduk ey melik ve muktedir olan Allah. Kırattım o kalbi senden uzakta bekledim.
gerekse sürüne gerek. Devam ediyor Fahri Kainat. Kapılar açılacak. O an Resulullah bir hadis okuyordu. وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرِجَ الْجَمَلُ مِنْ سَمِ الْخِيَاطِ Semanın kapıları açılacak. Onlar cennete giremeyecekler. Girerler mi öyle mi zannediyorsunuz? Hani iğnenin deliğinden deve geçer mi? İğnenin deliğinden devenin geçmesine kadar geçemeyeceklerdir. Onlara cennet yasak olacaktır. Cenab-ı Zülcelal buyuracak. Onun kitabını yazınız. Süfli olanlardan yazınız. Sümme fetutrahu ruhuhu tarhan. Onun ruhu atılacak. Sonra denecek ki kim Allah'a şirk ederse sanki gök başına çökmüş gibidir. Sanki yukarıları çıkarılmış oradan uzak yerlerden atılmış gibidir. Tekrar ruhu vücuduna iade edilecek. Ruhu gökten yere düşürülecek. Yedinci semadan yere indirilecek. Hem öyle bir indirilecek ki perişan olacak, derbeder olacak. Vefa-i kainat. Nebinin ruhu mahzundu Nebinin. Nebi üzülüyordu. Bir insan ateşe yansıta üzülüyordu. Bir kuş bir kuşu parçalasa Nebi üzülüyordu. Bir su kaynasa bir yanacak mı? Nebi mahzundu. Ama Nebi söylemek zorundaydı. Söylüyordu da. Söylüyor da. Melekler onu oturtacaklar. Feyakulani lehu men rabbu feyakulu ha ha ha. Diyecekler ki melekler ona, Rabbin kimdir? Efendim efendim ha ha diyecek. Söyleyemeyecek. Hahin hahin anlamadım anlamadım. Bir hadis diyecek ki hay anlamaz olaydın sen. Bilmiyorum. Melekler diyecekler ki ma dinuk, dinin nedir? Fayakunu hahin hahin bilmiyorum ki. La edri ha 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 diyecek. Bilemiyorum ki. Diyecekler ki şu size gönderilen peygamber hakkında ne diyeceksin? Aynı şekilde hahin hahin la edri. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir ses gelecek. En kezib. Yalan söyledi o. İman etmedi. O tanıyordu Muhammed Mustafa'yı. Kur'an'ı biliyordu, uymadı. Fehrişuhu minen nar. Ona ateş hazırlayın. Sonra ateş kapları açılacak. Öylesine ki bütün kaburga kemikleri O anın vermiş olduğu dehşetle. Sonra birdenbire ona kötü yüzlü bir insan görünecek. Kabihus siyab, elbiseleri çirkin, kokusu çok güzel. Diyecek ki sen kimsin? Senin kötü amelinim. Adam bağıracak. Diyecek ki ya Rabbi kıyamet kopsun. Denecek ki hayır bekliyorsun. Bekliyorsun. Bekleyenlerden etme ya. Zavallardan etme ya Rab. O anda dahi dönüş yapmak isteyip yapamayanlardan eyleme ya Rab. Muktedir olan Allah, sana secde ettik. Başkasına değil, sana secde ettik. Nefesimi kesiyor.
Evet. Mevlam bizi onlardan eylemesin. Allah bu mübarek günler, geceler, saatler, anlar, demler hürmetine mağfiret etsin bizlere. Bizi nefsimizle bir tarifetül ayn kadarınca da olsa, bir göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle bizi baş başa bırakma ya Rab. Sen bırakırsan gidecek tarafımız yok ya Rab. Sen sahipsin, biz fakiriz. Allah bizleri kapısından kovdurmasın inşallah. Bugün programa geç başladık, bizi bağışlayın. Mübarek günler, mübarek mevsimler hızla gidiyor. En mübareğe doğru hızla bir hareket var. Biliyorum siz yoğunsunuz, biliyorum biz yoğunuz. Ama birbirimizin yoğunluğu içinde birbirimize duamızı esirgemeyelim inşallah. Bizler dileyelim ki Mevlam bizlere merhamet etsin. Ne olur bu gecelerde, bu gündüzlerde bol bol dua edelim birbirimize. Birbirimizin imanı için dua edelim. Sıkıntıların gitmesi için. Problemi olan insanların probleminin gitmesi için. Mustarip olan insanların ıstırabı atılsın diye dua edelim. Efendimizin iki haftadır vasiyetleri hakkında konuşuyorum. Belki birkaç hafta böyle devam edecek inşallah. Öyle bir niyetim var. Sahabeye özellikle vasiyet mahiyetinde söylediği sözler var Efendimizin. Onlardan hareket etmek suretiyle. Onlara vasiyetleri bize vasiyettir. Onlardan istifade etmeye çalışacağız. Tabii o programların temposu biraz yüksek. Çünkü Resulullah'ın her sözünün temposu o kadar yüksek ki. Ona yetişmek mümkün değil. Ne hal, ne mümkün. O programdan sonra da oturup çok konuşmak da pek doğrusu zordur. Onun için sizden dua istiyoruz. Ben kendi adıma kumanda masasında sevgili dostumuz, kardeşimiz, sevgili Hayrullah. Miraç gecesinde inşallah görüşeceğiz zaten. O güne kadar bizi duadan mahrum etmeyin inşallah. Birbirimize dua edelim ve o geceyi bütün ibadetle geçinmeye çalışabilelim, çalışmaya gayret edelim inşallah. Erişebildiğimiz saate kadar. Efendim hep asr-ı saadet soruyorsunuz. Doğrudur, 5 aydır yapmadık. Ama inşallah Ramazan ayında, Mevlam kısmet ederse Ramazan ayında yanınızda olacağız. Asr-ı saadet programları ya inşallah. Böyle 6 ayda bir yeterlidir inşallah. Çünkü hakikaten biz de çok yoğunuz. Sizler de işiniz gücünüz çok fazla. Ama mübarek Ramazan bir vesiledir görüşmek, buluşmak için inşallah. Asr-ı saadet programlarının kasetleri soruluyordu. Şu anda azim dağıtımcılık. Hemen hemen çıkarmaya çalışıyor. Zannediyorum 3'ü 4'ü çıktı. Bana da doğrusu zor. Yani ben kendim Hacı Bayram'dan bulmaya çalışıyorum. Bana zamanda gönderilemiyor çünkü. Ben Kerbela'nın ve Hazreti Ali'nin çıktığını, Hazreti Osman'ın çıktığını bana dün söylediler. Kerbela'yı görebildim. Diğerleri henüz çıkacak ama Ramazan'a varmadan önce zannediyorum 15-20'ye yakın VCD veya CD halinde çıkmış olacak Allah'ın izniyle. Efendim duanızı esirgemeyin, birbirimize dua edelim, birbirimizi Allah için severim inşallah, olmaz mı? Birbirimizi yıkayan eller gibi olalım. Mevlam merhamet etsin, rahmet etsin, sıkıntılarımızı gidersin ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Radyo Hedef FM 91.8 sizin sesiniz. Sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürü bağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim, neyleyim. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
olmuyor, Can Ahmet'im olmuyor, vermiyor, dünya huzur vermiyor, dolmuyor, seni yerin dolmuyor, gülmüyor, inan yüzüm gülmüyor, dolmuyor, seni yerin